Sì, signore, prego. Buongiorno. Sì. Hoş geldiniz, günaydın. Günaydın. Ben çayınızı getirmiştim Can Bey. Şey yapayım mı ben o zaman? Gideyim mi ben? Tamam. Unutma, Tayfa sende, Fırtına bende. Okey. Tayfa bende. Harika. 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 Çay. 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 Ha, afiyet olsun. Çay. Sana harika demek yetmez zaten şu an bu. Özel bir kombin herhalde. Böyle pembeli falan. Bu şekilde uyandım sabah. İyi. Ben aslında sana bir hediye yaptım. Onu vermek istiyorum. Bana hediye? Yani bu benim için yaptıklarının yanında bu hiçbir şey ama... Hangi yaptıkları? Benim yüzümden Fabri Bey'le karşı karşıya geldiniz yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Bana o uğursuzun adını anma ya. Yani artık benim meselem o. Yani sonuçta mesele benim kokumdu. O yüzden. Senin kokun mu peki? Bence o benim kokum. Nasıl yani? Yani o gece yüzünü daha hiç görmeden ilk kez karşılaştığımız gece. Hayatımı değiştiren sisler içinde yelkensiz, dümensiz bir gemi gibi dolaşırken hayatta bazı şeyler vardır, asla değişmez. Anlıyor musun? Anlıyorum. Anlamıyorum. Ya anlıyorum, neyi anlamıyorum, onu da anlamıyorum. Sıcak. Ben o zaman hediye vereyim, elimde kırılmadan. Bu ne? Bu koku ben yaptım. Ben mi? Bitkilerden mi? Aslında tek bir çiçekle yaptım. Adı var mı çiçeğin? Adsız çiçek. Adsız. Çok nadir görüldüğü için. Yani tabii adı var. Yeraltı menekşesi. Dünyada eşi benzeri yoktur. Çok nadir görülür. Yani benim onunla karşılaşmam bile bir mucize. Çok çok güçlü görünüyor ama gövdesi çok narin. Ömrü boyunca da yer altında kimse onu görmeden gizlenebilir. Sadece... Sadece baharları yani istediğinde yer altından çıkar. Çiçeğini bile yer altında açar. Kokusunu biri duysun. Onu biri görsün diye. Sen gördün mü peki rengini? Gördüm. Aldın mı kokusunu? Aldım. Anladın mı senin için niye yüzüne çıktın? Anladım. Can Bey. Anlamadım Can Bey, anlamadım. O dosyayı anlayamadım. Can Bey, kamera sistemleri kurulacakmış. Kamera kayıt altına alır, her şey sır bırakmaz. Kamera çok ilginç bir şeydir. Bu odada kamera olmaz, buraya kamera kurmasınlar. Kamera burada olmasın. Thank you.
rengini dünyaya ilk defa sunan, atsız bir çiçek gibi parlıyorsa gözlerin. Sevgilim, bana sen bir şairsin dediğim zaman, yalnız sana yazıyorum bu şiiri. İstersen bir şiir gibi okuma. Çünkü her yıl yeniden yazacağım onu. Soğuklar başlayınca havalanıp, millerce yol kat ettikten sonra güneyi tadan bir kuşun sevinciyle ve yazmış olacağım bir de. Her dönemde, her çağda. Sevdanın kendine özgü diliyle.